Türk havacılık çalışmaları tarihinde birçok farklı denemeye şahitlik ederiz. Bu denemelerden kimi başarısız olsa da başarılı örnekleri de mevcut. Lagari Hasan Çelebi de bu başarılı isimlerden biri. Çelebi dünyada bir roket kullanarak dikey uçuş gerçekleştiren ilk insan. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre Lagari Hasan Çelebi 1633 yılında dönemin Osmanlı Sultanı Murat'ın kızının doğumu şerefine düzenlenen şenlikte roketle dikey uçuş gerçekleştirdi. Çelebi 30 metre uzunluğunda ve 50 okkabarut macunundan oluşan bir roket yaptı. Bu roketin 7 kolu vardı ve her kolda birer küçük motor bulunuyordu. Lagari Hasan Çelebi kendisini bağladığı rokete ateşledi ve roket onu havaya fırlattı. Havada 2,5 kilometre yol aldıktan sonra yakıtı biten roketi terk ederek denizin üzerine yumuşak bir iniş yapıp yüzerek kıyıya ulaştı. Bu başarısından dolayı Sultan Murat Lagari Hasan Çelebi'yi sipahi yapmıştır. Bu başarı füzecilikte önemli bir dönüm noktası oldu. Ayrıca roketle dikey uçuşu gerçekleştirerek günümüz füzeciliğinin temelleri atıldı. Türk havacılık çalışmalarının ilham kaynaklarından biri olan Lagari Hasan Çelebi'nin ismi TürkSat'ın Gölbaşı yerleşkesindeki Uydu ve Uzay Müzesi'nde yaşatılıyor.